Babacım, hiper zeka yayınlarından herkese merhaba. Metin Hoca ben. Ne yapıyoruz? Bu videoda Emeviler ve Abbasiler konusunu işleyeceğiz. Emeviler diye bir İslam devleti var. Abbasiler diye bir İslam devleti var. Bunların genel özelliklerinden değineceğim. Çok detaya girmeyeceğim. Bilmen gerekenleri bilmen senin için yeterli olacaktır. Sorularda, yazılarda çıkan şeyleri bahsetmek bizim için yeterli. Gel gelelim sihirli soruya. Ödevini yaptın mı, yapmadın mı? Bir önceki videodan bu videoya hemen geçtiysen eğer ödev yapmamışsındır demektir. Bence yap o ödevleri. Çünkü konunun oturması için etkinlikleri ve sana verdiğim soru ödevlerini yapman gerekiyor. Anlaşıldı? Aferin sana. Seni seviyorum. Şimdi bir toparlan bakalım. Toparlan. Odaklan bakalım ekrana. Gel şimdi benimle. Emevilerle başlıyoruz. 661-750 tarihler arasında hüküm sürüyorlar. Şimdi 4 halife döneminden sonra kurulan Emeviler yönetim merkezi Şam'dır. Şam dediğimiz burada haritada yok. Suriye. Suriye arkadaşlar, Şam. Emevi hükümdarı Muaviye var. Muaviye oğlu Yezid var. Yezid adında bir oğlu var. Bunu veliaht tayin ediyor. Yani kendisinden sonraki tahta geçecek kişiyi olarak oğlunu belirtiyor. Normalde mesela 4 halife döneminde bu halifeler seçimle iş başına geldiği için biz 4 halife dönemine Cumhuriyet dönemi diyoruz. Normalde yine seçimle iş başına gelmesi lazım ama bu oğlu Muaviye'yi vezir tayin ediyor. Pardon, veliaht tayin ediyor. Böylelikle halifelik saltanata dönüşüyor. Saltanat demek babadan oğula geçmek demek zaten. Şimdi Emeviler döneminde Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanıyor. Müslümanlar Avrupa'ya da İspanya'yı fethediyor. Diğer taraftan Emevilerin fetih politikasına ağırlık vermesi İslamiyet'in farklı coğrafyalarda yayılmasına etkili oluyor. Şimdi sen geldin burada Avrupa'da İspanya gibi büyük bir yeri, Avrupa'da işte bir devlet kurdun. O devletin adı Endülüs Emevi Devleti. Bahsedeceğim birazdan. Şimdi bizim için önemli olan nokta bunların uygulamış olduğu mevali politikası. Mevali politikası nedir Metin Hocam? Anlatıyorum babacığım, dinle beni. Emevilerin uygulamış olduğu bir politikadır. Bunlar diyor ki Arap Müslümanlar Arap olmayan Müslümanlardan üstündür. Hayda zart. Böyle bir şey olabilir mi? İslamiyet'in peygamberi kim? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş veda hutbesinde? Beyazın siyaha, siyahın beyaza üstünlüğü yoktur. Bunlar ne diyor? Arap Müslümanlar Arap olmayan Müslümanlardan üstündür. Oldu canım, gözlerim doldu. Var mı böyle bir şey ya? Peki hocam bu neye yol açıyor? Bak, Emevilerin yıkılışını hızlandırıyor. İslamiyet'in yayılmasını da olumsuz etkiliyor. Adam diyor ki bu dinde ırkçılık var. Bu Arap benden niye üstün olsun ki? Değil mi? Bu olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Emevi devletine kim son veriyor peki? Abbasiler son veriyor. Zaten sonra Abbasi devleti kuruluyor. Peki hocam Endülüs Emevi devleti nedir? Emevi devleti yıkıldıktan sonra İspanya'da Endülüs Emevi devleti kurulmuştur. Endülüs Emevileri Avrupa'yı eğitim, bilim ve teknoloji alanlarında etkilemiştir. İspanya'da Cordoba diye bir şehir var. Aslında o Kurtuba'dır. Emevilerden kalmadır. Cordoba Sarayı var. Aslında o sarayın adı Kurtuba Sarayı'dır. Beni Ahmer Devleti de kuruluyor burada. Granada Devleti. Hatta Avrupalılar kabul eder. Der ki biz Endülüs Emevilerden kalma bir iki kitapla koskoca Avrupa medeniyetini kurduk. Yani bu dönemde İslam medeniyeti Avrupa'nın çok çok ilerisinde. Tabii biz sonradan şımarıyoruz yani bir şey yaptıktan sonra. Ben yaptım tamam da. Artık çalışmayı bırakıyoruz. Şimdi ben açayım. Burada 4'te 4 yap soruları. Dersin ki ya ben bu konuyu anladım zaten. Af boşver geç. Tekrar var mı? Yok. Sonra ne oluyorsun? Konuyu unutuyorsun. Avrupa ile aramızda olan şey de bu tam olarak. Biz onları etkileyerek onların medeniyetini yükseltirken onlara artık ayak uyduramıyoruz. Bilimsel gelişmeleri hızlandıramıyoruz. Maalesef diyelim. Emeviler devleti yıkılıyor. Gel gelelim Abbasiler. Abbasileri severim ha. Şimdi Abbasiler Emevi hanedanına son verdikten sonra 750 yılında Bağdat'ta yani bugünkü Irak topraklarında bir devlet kuruyorlar. Şimdi bunlar Abbasiler döneminde Emevilerin ırkçı tutumlarından vazgeçiyorlar. Eşitliğe ve adalete önem veriyorlar. Hatta bu politikanın adı Şuubiye Hareketi'ydi. Çok detay bilgi de sadece isim olarak söylüyorum. Sizin bilmemeniz gerekiyor. Siz sadece eşitlik ve adalet diyebilin. Emeviler mesela ırkçı bir politika izliyor ya. Bunlar da eşitlik ve adalet diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Ve hoşgörülü bir politika benimsiyorlar. Hoşgörülü. Tabii bu politika nedeniyle İslamiyet'in yayılma hızı tekrardan hızlanıyor diyebiliriz. Halife Harun Reşit var arkadaşlar. Bu dönemde ziraat, tarım, ticaret, bilim ve eğitim düzeyi artıyor. Bağdat Doğu'nun büyük önemli bilim ve ticaret merkezi haline geliyor. Özellikle Beytül Hikme adı verilen
üniversite düzeyinde medreseler açılıyor. Medrese Türk İslam Devletleri'nde, İslam Devletleri'nde eğitim verilen yer, okuldu. Rasathane, yani gözlem evleri kuruluyor. Astronomi alanında birçok çalışma yapılıyor. Ve buralarda, bu Beytül Hikmeler'de birçok bilim insanının yetiştiğini söyleyebiliriz. Bağdat'ın kuzeyinde Türk askerleri için Samarra adı verilen ordugah şehirleri oluşturuluyor. Bizans saldırılarına karşı Türk askerlerinin yerleştirildiği Avasım şehirleri kuruluyor. Demek ki askeri alanda, demek ki Abbasiler Türklerden faydalanmış. Türkler askeri alanda Abbasileri etkilemiş. Yorum yapıyoruz. Yorum yapıyoruz. Tabi burada Abbasilerin hoşgörülü politika izlemesi, Samarra, Türkler için Samarra adı verilen ordugah şehirleri kurmaları, Avasım adı verilen şehirler kurmaları aslında Türklerin İslamiyet'i kabulünü hızlandırmıştır. Eşitlikçi ve hoşgörücü davranmaları da İslamiyet'in farklı milletler arasında yayılmasına ortam hazırlamıştır diyebiliriz. Şimdi burada iki soru çözeceğim. Üç tane soru ödül vereceğim. Kapatacağız. Bir dur, sakin. Bak, anlatmak istediğimi ben sana anlattım. Bak şurada özellikle ve özellikle Samarra ve Avasım'ı unutma. Beytül Hikme'yi unutma. Onun haricinde hoşgörülü politika izlemelerinin İslamiyet'i hızlandırmasını unutma. Şu Samarra ve Avasım olayının Türklerin İslamiyet'i kabul etme sürecini hızlandırdığını unutma. Ama Türkler henüz İslamiyet'i kabul etmiş mi? Hayır. Evet, şimdi Emeviler ve Abbasiler. Test 8'deyiz. İki tane soru çözeceğiz. Hazır mısın? Babacım, hazır mısın? Tamam, hadi gel. Birinci soru, Emeviler Arap Müslümanları Arap olmayan Müslümanlardan üstün gördükleri ırkçı bir politika uygulamışlardır. Bu anlayış Mevali politikası olarak adlandırılmaktadır. Buna göre Mevali politikasının durumlarından hangilerine ortam hazırlaması beklenebilir demiş. Olumsuz bir durum var, olumsuz sonuç arayacağız. İslamiyet'in yayılma hızının yavaşlaması olur. Birlik ve beraberliğin zarar görmesi olur. Eşitlik anlayışının benimsenmesi. Zaten eşitliği benimsesen bu politikayı izlemezsin. Onun için dızıt dedik, dızıt dedik, dızıt dedik. Soru kökümüz zaten yuvarlak içerisinde. Hadi ünlemi koyduk, unutmuşum koymayı. Tamam tamam, yakalandım. Doğru cevabımız B seçeneği 1 ve 2 olacaktır. Gel bakalım. Halifelik saltanata dönüşmüş. İslamiyet Avrupa kıtasında yayılmaya başlamış. Şam merkezli kurulmuş. Bu hangi devlet? Biz şu an Abbasiler ve Emevileri işledik. %50 şansınız var. Cevabımız, aferin sana, A seçeneği Emevi devleti olması lazım. Abbasiler Bağdat merkezli kuruluyor. Arkadaşlar bunu unutmuyoruz. Şurada soru 3, 4, 5 ödevinizdir. Ödevinizi yapmadan Türkleri İslamiyet'le tanıştırmam. Bak, bir sonraki konumuz Türklerin İslamiyet'i kabulüdür. Zevkli bir konudur. Güzel güzel anlatacağım ben size. Onu da anlayacaksınız. Babacım, babacım. Lütfen bak, soruları hemen videoyu kapattıktan sonra çöz. Kitabın yoksa satın al abi ya. Satın al. Ucuz zaten. Çok pahalı değil. Keşke elimden gelse de hepinize gönderebilsem kitap ama. Adım Hıdır. Elimden gelen budur. Hepinizi, seni seviyorum. Çok çok seviyorum. Umarım faydası dokunmuştur sana. Ve umarım derslerine ufak da olsa bir katkı sağlar. Bir sonraki videoda, bak çok uzaklara gitme, açıklama kısmına bir göz at. Bir sonraki videoda hemen ben buralardayım. Görüşeceğiz, tamam? Hadi görüşmek üzere. Yeah, yeah.